Yok muymuş uçakta? Gitmemiş yani, öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Mahur gitmemiş mi? Gitmemiş. Biletini almış, pasaporttan da geçmiş ama uçağa binmemiş. Neden acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Hayatım, belki de kendi gitmekten vazgeçmiştir. Anlamadım, niye? Sen lafı yine Maraş'la meselesine mi getireceksin? Hayatım, gerçekten nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Mahur Maraşlı'ya deli gibi aşık. Maraşlı benim kızımın yanına bile yaklaşamaz artık. Değil ki aşık olmak. Vallahi Maraşlı Mahur'a yaklaşır mı yaklaşmaz mı orasını bilmem ama... Mahur Maraşlı'ya aşık. Nereden biliyorsun? Hayatım, ben kadınım. Hissederim böyle şeyleri. Yani bunun böyle olacağı en başından belliydi. Sadık! Sadık! Buyurun Aziz Bey. Sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu konuşacaksın. Buyurun. Gördüğün, bildiğin bir şey varsa anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. Bu Maraşlı ile Mahur arasında herhangi bir durum gördün mü? Ne gibi? Duygusal bir şey gibi yani. Yok, öyle bir şey görmedim. Ama bir keresinde sarıldıklarını gördüm. Bana da çok garip gelmişti o zaman. Anlamadım, nasıl garip? Uzun, uzun uzun sarıldılar. Yani ayrılmak istemiyorlarmış gibi. Geçmiş olsun. Tamam, sen çık. Hayatım, gerçekten sen nasıl bu kadar kör olabiliyorsun ya? Hayatım, Mahur şu anda Maraşlı ile birlikte. %100. Hatta bu yurt dışına gitme meselesi uydurma bile olabilir. Bana dürüst olacağını söz verir misin? Asla yalan söylemeyeceğini. Mahur'un gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye hazır mısın Maraşlı? Söz. O ses kayıtları neydi? Neden yapıyorsun ki böyle şeyler? Dertleşiyordum. Benim çok öyle arkadaşım, dostum yoktur. Vicdanın Maraşlı, seni yiyip bitirmeyecek değil mi? Peki, babamın kasasına neden girdin? Bir şey saklıyor gibiydi. Yani belki savaş tehdidi, bilmiyorum. Ama kasasına bir şey koyduğunu gördüm. Neyden şüphelendin ki? Beni savaşa sattı. Tuzağa gönderdi. Nasıl? Babam savaşla işbirliği mi yapıyor? Yok, sanmıyorum. Belli ki tehdit edilmiş. Beni bile öldürmeye kalktı. Ama yapamadı. Öyle olsa yapardı. Kim o zaman savaşla işbirliği yapan? Ne biliyorsan bana da anlat. Mahur'u idare etmen gerekecek. Sana sürekli sorular soracak. Senin de ona makul ve mantıklı cevaplar vermen lazım. Senden şüphelenirse bu iş biter. Anlaşıldı. Sakın Mahur'a acıma Maraşlı. Bırak kendini sana kaptırsın. Onun duygularının bir önemi yok. Önemli olan bu operasyon. Bunu unutma. Gerekirse sevgilisi gibi davranırsın. Sorun değil. Yeter ki kendini sana kaptırsın. Ozan. Ozan mı? Ozan. Zayıf karakterli biri. Kim bilir savaş neresinden tuttu. En azından ben öyle düşünüyorum. Aileden biri değil yani. Sanmıyorum. Ama sen yine de bir şey belli etme. Elbet bir hata yapacaktır. Ozan ha? Yüksek ihtimalle. Ama şimdi gidip bir şey de sen inkar edecektir. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Bu kadar. Ben o kulübeye gittim. Seni ararken gittim.
etrafımda kimse yoktu, bomboştum. Ya Fuat, ben gene kayboldum. Bu konum saçma sapan bir yere getirdi beni. Tamam. Geldik. Önünden geçişme az önce. Acele etmeye gerek yok. Biz buradayız. Bekliyoruz. Burası mı? Burası. Ne tatlı bir yermiş. Restoran mı burası? Öyleydi. Ama bugün değil. Bu sadece biz varız. Yok mu bir açıklaman? Taşıyacaklardı mekanı. Kaldı ki boşsa boş. Ne yapalım yani? O kadar adamı size numara yapmak için oraya getirmiş olabilir miyim? Tamam, orası öyle de... Ne bileyim ben... Bir an girip bomboş görünce şaşırdım. Size yalan mı söyleyeceğim? Onca adamı boşuna getirmiş olabilir miyim oraya? Gözlerinizle gördünüz. Doğru, tamam. Bana hala siz mi diyeceksin? Ne diyeyim? Mahur de artık. Olmaz. Anlarlar. Anlasınlar. Sen gerçekten aşık mı oldun bana? Olur da Mahur'a kapılırsan ne olacak Maraşlı? Kapılmam. Güzel kız. Kapılmam. Merak etme. Ben vazife için orada olacağım. Öyle. Ama hala bir vicdanın var. Duymam. Sağır olurum. Aşk bu Maraşlı. Sağırları duyar eder, körleri görür eder derler. Desinler. Sana güveniyoruz. Ben de sana...